arkadaşlar. 15 Nisan 2021 saat sabah 09.04'te sizlere artık çok da bir haber değeri taşımadığını düşündüğüm bir ön satış hakkında bilgilendirmede bulunacağım. Daha doğrusu bu tip ön satışlarda yeterince bilgilendirmede bulunduk. Kovalent'in fiyatlandırmasında bir farklılık var ve bu konu hakkındaki düşüncelerimi sunacağım aslında. Yoksa yine Bitcoin yani bildiğiniz gibi arkasında güvenilir ortaklıklar, işbirlikleri var vesaire vesaire. Bunların hepsine tek tek değinmenin çok lüzum olduğunu düşünmüyorum. 7000 kişilik Telegram grupları var, aktif bir Twitter'ları var. Yani nasıl aktif olmasınlar zaten daha yeni listelenecekler Coinlist'te. Proje arkasındaki ekibe baktığımız zaman yaklaşık 7-8 senelik bir yazılım geçmişi olan insanların bu projeyi Kovalent'i gündeme getirdiklerini, oluşturduklarını görebiliyoruz. Yani kimin yaptığı, geçmişteki başarıları vesaire bizlere elbette ki güven veriyor. Ama derseniz ki yani Yılmaz bu adamın 8 senelik bir geçmişi olmasa ön satışa katılmaz mıydı? Yine katılırım arkadaşlar sonuçta. Tamam bunlar önemli şeyler ama sonuçta bir ön satıştır. Şimdi arkasındaki isimlere, ekosistem partnerlerine baktığımız zaman yani çok büyük bir araştırma yapmadan bile şuradaki yazılan isimlerin neredeyse yarısına ezbere biliyoruzdur. Gündelik hayattan yaptığımız işlerden, uğraştan. Çünkü buradan para kazanmaya çalışıyoruz. Yaklaşık buçuk senedir geliştirilen bir proje arkadaşlar bu. Kovalent. Şimdi 3 farklı periyotta alınabiliyor, opsiyonda alınabiliyor. Bu opsiyonların yani esas fikrimi sizlere beyan edeceğim nokta burası zaten. Diğerleri gibi 50 dolardan 100 dolardan alım imkanı sunmamışlar size. Kovalent'te. Ya 1000 dolarlık alabiliyorsunuz ya 2000 dolarlık alabiliyorsunuz ya da 3000 dolarlık alabiliyorsunuz. Yani 999 dolara 50 dolara 100 dolara satın alamazsınız arkadaşlar bu birime. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde beyan etmişler bunu. Şimdi Birincisinde bir kilitli kalma süresi yok. 1000 dolarda bu güzel. İkinci opsiyonda 12 ay yani biz bir sene kilitli kalıyor 2000 dolar. Bu da fena değil ama üçüncü opsiyon büyük bir çoğunluğunuza hitap eder mi etmez mi bunu bilemiyorum. Çünkü 2 sene boyunca kilitli kalıyor. Ama geçmişteki videolarda birçok kez dile getirmiştim. Bileniniz bilmeyeniniz vardır. Benim için uzun vadeli sepet 3 seneliktir arkadaşlar. Tabii ki zaman zaman bunun alındığı, satıldığı olur ama ben 3 senelik bir sepete ürün dahil ediyorsam, yani uzun vadeli sepetime bir ürünü dahil ediyorsam bu 3 senelik sepettir ve bakiyemi ona göre ayırırım. Ben bu um, kovalentte de elbette 1000 dolarlık bir alım işlemi gerçekleştirmeye çalışacağım. Olmazsa 2000, olmazsa 3000'de de şansımı deneyeceğim ama 3000'de şansınızı denerken iki kere düşünün lütfen. Çünkü cidden 3000 dolar gibi bir bakiye iki sene boyunca kitle kalacak. Şöyle de bir güzelliğini var olayım. İki sene sonra bunu söylemek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama yani doların mevcut konumu da değişmiş olabilir. O zaman da belki bir kar elde etme şansımız olabilir. Ama birincil el hedef elbette ki 1000 dolarlık bir alım işlemi gerçekleştirebilmek ve satılan adet çok az arkadaşlar. Bunun güzel yanı şu. 50 dolar e, kimi için güzel, kimi için kötü. 50 dolara, 100 dolara, 200, 300 dolara insanlar gelip bu birimi satın alamayacaklar. Ama yine böyle 50 bin kişi, 100 bin kişi satın alabilecek mi derseniz o kadar insan yine satın alamayacak. Yani aslında şans anlamında Hani rastgele bir sıraya atıyorlar ya bize. Hani adet az. Fiyat yüksek. O yüzden alınabil alabilecek kişi sayısı yine az. Yani 0.35'ten de satıldığını görecek olduğumuz için, gördüğümüz için. Normalde da um, Mina'da geçenlerde yanılmıyorsam ilk 38.000'de alım işlemleri durdurulmuştu. Yani Mina tükenmişti. Ama bu birim Öyle sonuçta 150 bin kişinin ya yani şunun hesaplamasını video öncesinde yapmadım ama sanıyorum ki bu birimi 50 bin kişiden fazlası yine alamaz. Yani o yüzden şans açısından bizi pozitif etkileyecek çok bir durum yoktur. Tek pozitif yani şu. Diğer birimlerde birisi gidiyor 50 dolarlık alıyordu. Birisi 500 dolarlık alıyordu. Yani küçük balık büyük balık muhabbeti oluyordu. Ama bunda herkes eşit gördüğünüz gibi. Bu ringde herkes eşit. Bu, bu video hakkında söyleyebileceğim, bu birim hakkında söyleyebileceğim her şey bu kadar arkadaşlar. Zaten yani buraları inceleyin desem de büyük bir çoğunluğunuz muhtemelen incelemeyecek. Yani şu anda ben bunun anlatımına da girmeyeceğim açıkçası. Hepinize bol şans diliyorum. Umarım size çıkar ve alabilirsiniz. İyi bir gün diliyorum arkadaşlar hepinize. Hoşçakalın.